Uzaklar Teknesi, Türkiye'nin en deneyimli uzun yol denizcilerinden Osman Atasoy'un reisliğinde dünya denizlerinin Everest olarak bilinen Hornburnu'na yelken açmaya hazırlanıyor. Gitmek istiyorum, denize gitmek istiyorum. Aslında Hornburnu'na geçmek, orada işte başkalarından önce orayı geçmek veyahut da bir şeyi kanıtlamak, birilerinden önce bir şey yapmak gibi bir iddiam hiç yok. Ama yolumun üzerinde orası var. En uzun hiç durmadan denizde bulunabileceğim, gidebileceğim yer orası. Çünkü daha uzak bir yer yok. Olsa oraya gidecektim. Ben denizde kalmak, denizde gitmek, teknemde yaşamak ve mümkün olduğu kadar da karadan uzak olmak istiyorum. Daha önce dünya seyahati yapan Osman Atasoy'a bu zorlu yolculuğunda profesyonel sualtı rehberi ve dalış eğitmeni Sibel Karasu eşlik ediyor. Uzun yol denizciliğinin kaçınılmazlarından biri ekibin uyumudur. Atasoy ve Karasu da tam bir uyum içinde. Osman Atasoy 1992'de denizlerin çağrısına uymuş, su hattı boyu sadece 6 metre 40 santimetre olan Uzaklar 1 yelkenlisi ve Zuhal Atasoy ile birlikte enginlere yelken açmıştı. Normalde 3 yıl sürmesi gereken seyahat, Atasoy'un biricik kızı Deniz'in yolda, Yeni Zelanda'da dünyaya gelmesiyle biraz uzamış, 1997 yazında sona ermişti. Kazım Bora'nın seyahatini öğrendikten, onun seyahatiyle ilgili yazdığı kitabı okuduktan sonra, Pupa Yelken'i okuduktan sonra ben de yerleşti. O kitabı da zannedersem 1970-71 senesinde, o seyahatten döndükten 3-4 sene sonra elime geçti bir yerde, okudum. O günden sonra da bu bende ideal oldu. Sadun Boro, teknolojinin henüz gelişmediği bir dönemde keç arma yelkenlisi Kısmet'le eşi Oda Boro'nun eşliğinde dünyayı denizden dolaşmış ve bu işi yapan ilk Türk denizcisi unvanını almıştı. Bugünkü teknik olanaklardan son derece yoksun bu ilk dünya seyahatinde Sadun Boro, geleneksel seyir yöntemlerini kullanmıştı. Boro çifti ve kedileri Micho, 1965 yılında çıktıkları dünya seyahatini 1968'de tamamladıklarında Türkiye'de yer yerinden oynamıştı. Çanakkale'nin ardından İstanbul'da halkın büyük katılımıyla yapılan kutlamalar, tarihi kentin çok ender gördüğü kalabalıklardan birine ev sahipliği yapmıştı. Hürriyet gazetesinin yayınları sonucu bütün ülke adeta boroların gelişine kilitlenmiş, sanki bütün İstanbul o gün Kısmet'i ve boroları karşılamak için Dolmabahçe'ye akmıştı. Güneye doğru, güney kutbuna doğru diyelim, güney kutbu Hornburnu'na doğru yapılacak bir çok uzun bir seyahat olacak. Güney Okyanusu'nun en görkemli ve ürkütücü yeri Hornburnu'na ulaşmak üzere Marmaris'ten yola çıkan Uzaklar 2, ilk olarak Mora Yarımadası'nı bordalayıp Ege'yi dümen suyunda bırakacak. İyon Denizi'nde seyrettikten sonra İtalya'nın çizmesiyle Sicilya arasındaki Messina Boğazı'na yönelecek Uzaklar 2, buradan Sardinya'ya, ardından İspanya'nın Balear Adaları'na uğrayacak. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e veda edecek Uzaklar 2, Atlas Okyanusu'nda önce Kanarya, sonra da Cabo Verde, yani Yeşilburun Adaları'nda mola verecek. Atlantik'i geçerek Brezilya'ya ulaşacak Uzaklar 2 ve ekibi, Güney Amerika sahillerini takiben, hedefine yani dünyanın ucu kabul edilen fırtınalarıyla ve dev dalgalarıyla ünlü Hornburnu'na ulaşacak. Uzun yola göre tasarlanmış Uzaklar 2, özellikle az mürettebatla kullanılabilen 14 metrelik ve 16 tonluk bir kotra arma yelkenli.
115 beygir Cummins dizel motoru olan tekne oldukça güçlü bir yapıya sahip. Atasoy ve Karasu, dünyanın ucu tabir edilen Hornburnu'na hareket etmeden önce hazırlıklarını titizlikle sürdürüyorlar. Marmaris'teyiz. Yelkenleri denemek için, yeni dikilen yelkenleri denemek üzere deneme seyrine çıktık. Uzaklarda ilk defa bir asimetrik balon oldu. Onu deniyoruz şu anda. Ana yelken açık, bir de asimetrik balon açık. Asimetrik balonun hakikaten hafif havalarda bizim çok işimize yarayacağını, özellikle de doldurumlar bölgesinde bulunmaz bir bizim için araç olduğunu fark ettim ben burada. Yelkenler de çok güzel olmuşa benziyor. Şimdi biraz sonra Cenova'yı ve Yankee'yi ve Trinket'i deneyeceğiz. Uzakların yeni asimetrik balonu, onu çok hafif havalarda menziline yaklaştıracak en önemli unsur. Oldukça hafif ve dayanıklı bir kumaştan yapılan balon yelkenler, en küçük bir esintiyi bile değerlendirerek teknenin yol almasını sağlıyor. Bugün 20 Ekim. İşte bugün son kumanya olarak, son olarak kumanya alışverişini yaptık. Keşke denizde erzak alınabilecek seyyar bakkal dükkanları olsaydı. Ama yok. Yağı ya da soğanı biten denizcinin bir koşu gidip satın alabileceği bir yer olmadığı için tekneye yola çıkmadan önce bolca erzak almak şarttır. Atasoy ve Karasu, olası acil durumlarda kendi kendilerine müdahale edebilmek için temel bazı sağlık uygulamaları hakkında bilgi alıyorlar. Uzaklar palamarlarını, yani koltuk halatlarını çözmek üzere. Veda vakti. Hediyeler alınıp veriliyor. Hepsi hem birer anı hem de yolcuların işine yarayacak şeyler. Bir yandan da yeniden kavuşma umuduyla sevdiklerin yokluğunda varlıklarını hissetmek için fotoğraflar çekiliyor. Aslında tek... Çekiyorum. Devam çekmeye. Dostları Uzaklar 2'yi uğurluyor. Hadi bakalım, Allah selamet versin diyelim ya. Giden aklını kalanlarda bırakırken, kalan da gidene tüm coşkusu ve içtenliğiyle iyi yolculuklar diliyor. Kolay değil, hedef dünyanın ucu. Bütün bu neşeli curcuna el ayak çekildikten sonra yerini hangi duygulara bırakır bilinmez ama her veda denizcinin içini bir parça olsun vurar mutlaka. Ama kaçınılmaz olarak denizci yoluna devam edecektir. Güney Okyanusu'na doğru yelken bastık sayılır. Tabii daha yani duracağımız yerler var. Arkadaşlar bizi uğurlamaya geldiler. Onlardan ayrılıyoruz. Uzaklar 2, Osman Atasoy'un deyişiyle Tanrı'nın terk ettiği denize, yani Güney Okyanusu'na doğru yelken açıyor sonunda. Uzaklar 2'nin seyahati pırıl pırıl bir günde başlıyor. Kuzeybatı'dan aşağı yukarı 4-5 kuvvetinde bir hava var. Şu anda 6,5 knot yapıyoruz. Ana yelken ikinci camadan da Cenova açık. Burada Karaburun'una kadar olan bölgede rüzgar zaman zaman kimisi daha fazla eser tepelerden, dağlardan. Ani olarak böyle şamar gibi, tokat gibi sağanaklar gelir, civarinalar gelir. Çok tekne burada yelken parçalayıp direk kırmıştır. Onun için yola çıkmadan önce hava sakin gibi gözükmesine rağmen ana yelkene iki tur camadan vurmuştuk. Şimdi onun faydasını görüyoruz. Zaman zaman 30-35 derece kadar çıkıyor sağanaklarda rüzgar. Teknenin Türkiye'den ayrıldıktan sonraki ilk rotası komşumuz Yunanistan'ın Simi Adası.
Türkiye ana karasıyla Simi adası arası yalnızca 4 deniz millik bir mesafe. Güney Ege'nin binlerce yıldır yelkenleri dolduran, uygun ve zaman zaman hırçın denilebilecek rüzgarlarıyla keyifli bir seyir yapan Uzaklar 2, kısa sürede Simi'ye ulaşıyor. Evet, 27'si bugün Simi'ye, Yunan adası Simi'ye giriyoruz. Simi'nin limanına giriyoruz. Burası çok eski evleri, güzel evleri olan şirin bir ada. Simi ya da dilimizde bilinen eski adıyla Sönbeki. 1522'den 1912'ye kadar tam 390 sene Osmanlı'nın egemenliği altında kalmış, şirin meşirin bir Ege adası. 1912 yılında İtalyanlarca işgal edilen ada, 1943'te Nazi işgaliyle karşılaşmış. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yunanistan'a bırakılan bu şirin ada, Uzaklar 2'nin geldiği gün işte o kanlı savaşın kendilerine gurur veren bir sayfasını anıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın onlar için başlangıcı gibi bir şey. Dün akşam Duce, yani İtalyanların diktatörü geliyor ve beraber olmalarını istiyor. Ama Yunanlılar karşı çıkıyorlar. İtalyanlarla savaşa başlıyorlar. Onu kutluyorlar. Süngercilik halen sürdürülmekte olan bir meslek Simi ve diğer Yunan adalarında. Her ne kadar gelişen teknoloji ve tekstil nedeniyle eskisi gibi olmasa da süngercilik sürüyor ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Simi halkı bugün neredeyse tamamen turizmle geçiniyor. Akdeniz'i koklamak, onun tipik özelliklerini yakından görmek için dünyanın dört bir yanından her yıl Simi'ye binlerce turist adeta akın ediyor. Simi'de gece hayatı yoğun yaşandığı için sabahları da oldukça sessiz. İşte Uzaklar 2 ekibi böyle sessiz bir sabahta son hazırlıklarını yapıyor, mazot ikmalini yapıyor ve yola koyuluyor. Simi'yi daldığı derin uykulardan uyandırmadan sessizce Akdeniz'deki yolculuğuna devam ediyor. Simi'den yola çıkalı 24 saati geçti. Dün gece yoldaydık. Varla yok arasında bir rüzgarla gitmeye çalışıyoruz. Yelkenli teknenin yakıtı binlerce yıldır hiç değişmiyor. Rüzgar. Rüzgar varsa yelkenlinin keyfi yerine geliyor. Yoksa işte böyle yerinde sayarcasına esintinin yolunu gözlüyor. Uzaklar 1,5 knot hızla yol alıyor. Knot denizdeki hız birimidir ve saatte alınan deniz milini ifade eder. Bir başka deyişle 1 knot 1 deniz mili bölü saate eşittir. Sibel bize yemek hazırlıyor. Sibel kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun şimdi? Ayıklamaya çalışıyorum. Şu benim Marmaris'te köylü pazarından, köylü kadınlardan aldığım bamyaları değil mi? Birazcık fazla tüylü galiba. Ellerime battı o yüzden. Kibarlıktan değil. Ellerimi korumak, dikenlerden korumak amacıyla eldiven taktım. Akşam yemeğine başka ne var? Ne olacak daha doğrusu? Dün akşamdan kalan
bayıldı galiba. Evet, çok güzel bir imam bayıldı yaptı dedin dün akşam. Mehmet Efendi'nin elleriyle yetiştirdiği patlıcanlardan hazırladığımız imam bayıldı. Ya şahaneydi. Ve bahçede yetişmiş kütür kütür biberlerden hazırlanmış. Soğanlı, sarımsaklı güzel bir imam bayıldıydı. Onun yanına da birazcık pilav yapacak. Tamam, ama bu akşam için. Güzel. Uzaklar 2, Akdeniz'in en önemli burunlarından biri olan Matapan burnunu bordalamak üzere yol alıyor. Akdeniz denizcileri, Akdeniz'de rüzgar ya hiç esmez ya da tam kafadan eser derler. İşte havanın sertleyerek kafadan gelip Uzaklar 2'nin batıya doğru yol alışını fazlasıyla yavaşlattığı günlerden birinde ekibimiz bir geceyi Tira ya da daha bilinen adıyla Santorini'de geçiriyor. Sibel, Matapan'a 10 mil kaldı ama tam kafadan geliyor Batı Lodos. Onun için bakalım ne yapacağız. Rüzgar fazla sert olduğunda yelkenler küçültülür. Buna yelkeni camadana vurmak denir. Uzaklar 2 de ana yelkeni camadana vurulmuş olarak hızla yol alıyor. Arkamdaki burun Matapan burnu veya Yunanca ismiyle tabii doğrusu o, Ak Maleas. Ama Türk denizciler hep Matapan diyorlar buraya. Sadun abi de Matapan burnu Akdeniz'in Hornburnu'dur demişti. Hakikaten Matapan burnu denizciler arasında kötü havalarıyla nam salmış, kötü şöhreti olan bir burun. Birçok denizci için de, okyanustan, batıdan gelen denizciler için, Türk denizciler için de burası, buraya döndükten sonra artık eve geldik duygusuna kapıldıkları bir yer. Evet, artık Matapan burnunu, Ak Maleas burnunu bordaladık. Bu burun Peloponez Yarımadası'nın ucundan, sonundan bir parmağın, bir elin parmakları gibi 5 tane burun güneye doğru uzanır. Bunlar da işaret parmağı gibi olan en güneydeki bu Ak Maleas, yani Matapan burnu. Haritada da gösterecek olursam, şurası Peloponez Yarımadası, Yunanistan'ın ana karasının güneyi. Burası böyle bir elin parmakları gibi güneye doğru uzanıyor. Şimdi bordaladığımız Matapan burnu, yani Ak Maleas'ı tam burası. İyi bir denizci her zaman fırtınaya da, sükunete de hazırlıklıdır. Fakat bir burnun ardında kendisini bekleyenleri asla bilemez. Dünyanın ucu tabir edilen denizlerin Everest'i Hornburnu'na yol alan Uzaklar 2, ilk burun sınavını Matapan'da nasıl verecek? Ege'nin ötesi Uzaklar 2 ve ekibini nasıl karşılayacak? Uzaklarda gelecek hafta. Akdeniz'den çıkıp Atlantik'i geçmeden önce Ege'yi dümen suyunda bırakacak olan Uzaklar 2, İyon Denizi'nde tarihe tanıklık edecek. Atasoy ve Karasu, Osmanlı'nın Cenevizlilerden aldığı tarihi kaleyi ziyaret ederken, kendilerine el sallayan dünyanın en önemli yazarlarından birinin selamını karşılıksız bırakmayacak.
İtalya'ya vardıklarında ise Uzaklar 2 ekibini bir sürpriz bekliyor.